Çok güzel Pepo Coins almak için arkadaşlar sponsorumuz emamovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selvik'te dün canlı yayında söz verdiğim gibi oyunda arkadaşlar kış döneminde yani ara transfer dönemin dahil bütün upgrade alan futbolcuları arkadaşlar size göstereceğim. Tabii ki de bunları hani tahmini bir şekilde ben birçok YouTuber'dan, Twitter'dan falan arkadaşlar aldığım bilgiler kapsamını ben size video çekeceğim arkadaşlar. EA'de bildiğiniz gibi FIFA'da daha doğrusu bildiğiniz gibi Ultimate Team'de oyuncular arkadaşlar yükselebiliyor. Yani mesela geçen sene bunun en büyük örneği mesela Süper Lig'de oynayan Doka'ydı arkadaşlar. Artı 20 falan almış yanlış hatırlamıyorsam geçen sene oynadı Doka. Çok alan vardı mesela Kevin De Bruyne falan almıştı geçen sene. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan nokta şu, bu oyuncular arkadaşlar overall yükselen ratingi yükseldiği zaman inform kartlarına da o ne kadar yükselse o kadar artıyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi size göstereceğim bu isimleri iyi değerlendirirseniz siz kazanırsınız arkadaşlar. Öncelikle ben hemen başlayayım. Ben burada tahminlerimi arkadaşlar yaptım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Douglas Costa'dan başlayacağım. Bildiğiniz gibi bu sene bence kesinlikle upgrade alacak ara transfer döneminde. Nedeni de söyleyeyim size. Geçen sene arkadaşlar Shakhtar'daydı 80 bildiğiniz gibi ve camdı hani orta sahada oynuyordu. Bu sene Bayern Münih'te 81 sağ kanat ayrıyetten bir tane informu çıktı ve şu anda inanılmaz oynuyor arkadaşlar. Bayern Münih'te hani gerçekten ben Douglas Costa'nın yükseleceğine inanıyorum. O yüzden arkadaşlar Douglas Costa'yı ben satacağım hemen bu videoyu çektikten sonra. Çünkü arkadaşlar kendi yenileri çıktıktan sonra eskileri acayip bir şekilde ucuzlayacak. Gerçi ben Douglas Costa'yı arkadaşlar 22K'ya almışım. Hani 10K'ya falan 12K falan zarar etmemek için satacağım arkadaşlar Douglas Costa'yı. Dediğim gibi oyunda yerlemeyeceğiz futbolculardan bir tanesi. Bu arada bu kartın şöyle bir şeyi var. Bu Douglas Costa'nın bildiğiniz gibi sol ortada oynayan bir inform kartı var. Eğer Douglas Costa artı 2 alırsa diyelim o 82 kart artı 2 yani 84 olacak arkadaşlar. Yani alınan upgrade'ler arkadaşlar inform kartları da etkiliyor. Şimdi arkadaşlar artık bu senenin iki tane en flash ismi arkadaşlar. Jamie Vardy ve Riyad Mahrez. Riyad Mahrez ve Jamie Vardy arkadaşlar ben bu sabah Twitter'da gezinirken bir fotoğraf gördüm arkadaşlar. Bildiğiniz gibi EA çıkarttığı kartları hani mesela gönderiyor ve siz bu şekilde kulüplere gönderiyor. Oradan imzalayıp birine giveaway falan çekiliş yapabildiğiniz gibi ve oradan bir fotoğraf var arkadaşlar. Bu fotoğrafı da zaten şu an ekranda görüyor olacaksınız arkadaşlar. Ekranda size gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi Jamie Vardy arkadaşlar 75 ve Riyad Mahrez 76 olmuş arkadaşlar. Bana kalırsa hani bunun doğru olma ihtimali ne kadar bilmiyorum ama arkadaşlar Twitter'da falan çok popüler oldu. Bu da şu demek anlamına geliyor. Record Breaker Vardy artı 4 daha alacak. Yani arkadaşlar 86 olacak demek. Jamie Vardy'nin Record Breaker'ı 86 olacak demek. Eğer artı 4 alırsa ama şurada size şöyle dikkatinizi çekiyorum. Geçen sene EA şöyle bir şey yapmıştı. Mesela geçen sene Harry Kane bildiğiniz gibi silver'dı ve siyah kartları vardı. Siyah kartlarını arkadaşlar insanlar çok pahalı bir şekilde aldı. Silverken siyah kartı vardı. Yani Team of the Week. Ama EA şöyle bir şey getirdi. Sırf o alanlar hani çok kar edemesin diye arkadaşlar. EA şöyle bir şey yaptı. Silver'dan eğer silver'dan gold'a geçiyorsa da bronze'dan silver'a geçiyorsa o informların overall'ı artmıyor arkadaşlar. Şimdi Vardy'de de böyle bir sıkıntı var. Silver'dan Gold'a geçiyor. Acaba Record Breaker'ın overall'ı artar mı onu bilemiyorum arkadaşlar. Ama tek bildiğim şey şu. Riyad Mahrez ve Jamie Vardy arkadaşlar. İkisinin de istatistiklerini gördüğünüz ekranda bu şekilde artacak. Riyad Mahrez için de aynı şey geçerli. Informların overall'ı artar mı bilemiyorum arkadaşlar dediğim gibi. Ama şöyle bir tartışma konusu da var arkadaşlar. Bence artacak hani. Bence artacak benim fikrim o şekilde ama artmayabilir. O yüzden arkadaşlar hani ben kesin net bir şey söylemek istemiyorum ama sadece upgrade alacakları kesin onu söylemek istiyorum. Dördüncü sırada arkadaşlar Mesut Özil var. Bildiğiniz gibi zaten çok fazla konuşmamıza gerek yok. İnanılmaz o bir sezon geçiyor Mesut Özil. Hani alırsa arkadaşlar artı bir alır bana kalırsa. Yani artı iki falan almayacağını düşünüyorum ama artı bir alacağını düşünüyorum. Hemen geçiyoruz arkadaşlar Insigne. Bu senenin arkadaşlar favori isimlerinden bir tanesi Napoli'den Insigne arkadaşlar. Ya oyunda hani 1.63 boy oyunda çok kullanılabilir bir kart değil ama gerçekte dribbling hızı gerçekten arkadaşlar iyi bir kart ve iyi bir oyuncu gerçekten. Bayağı iyi bir oyuncu. Insigne'nin bu oyunda arkadaşlar bayağı informu da ve hemen gördüğünüz gibi size göstereyim arkadaşlar şu şekilde. Hani çok inform alanların arkadaşlar upgrade alma olasılığı tabii ki daha yüksek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane de inform var. 84'lüydü. Bu hafta çıktı. Ben arkadaşlar Insigne'nin artı 2 veya artı 1 alacağını kesinlikle düşünüyorum. Dediğim gibi Insigne'nin informu olan arkadaşlar kar edebilir. Bu şekilde söylüyorum. Şimdi arkadaşlar geçek Borussia Dortmund'dan Buda'nın ismini nasıl okuyor? Tamam arkadaşlar? Siz anladınız ya yani ismini söylemeyeyim. Tam okunun nasıl telaffuz edildiğini tam bilemiyorum arkadaşlar. Ama upgrade alacağı %100 şekilde bakılıyor. Bütün YouTuber'lar ve Twitter'da da bu konuşuluyor arkadaşlar. Kesinlikle upgrade alacak ama tabii ki de kar edebileceğiniz bir futbolcu değil. Sadece upgrade alacağını söyleyebilirim.
İleriki isimli arkadaşlar Igola var. Igola kimdir? Bildiğiniz gibi bu sene Premier Lig'e çıkan arkadaşlar Watford takımından bir futbolcu Igola. Bu sene bir tane informu çıktı. İnanılmaz iyi oynuyor bu oyunda. Silver kartı var ve bir tane inform var. Bu oyunda arkadaşlar bana kalırsa gold olacak. Yani en az 75'e çıkacağını düşünüyorum Igola'nın. Çünkü şu an inanılmaz bir oyun sergiliyor ve kesinlikle çıkacak bence arkadaşlar. Kaçırmamanızı öneririm. Bir sonraki isim arkadaşlar Arsenal'den Hector Bellerin. Zaten arkadaşlar fazla konuşmaya gerek yok. Hani Bayern Münih maçında attığı bir depar vardı hepiniz hatırlayacak gibi. Zaten dünyada falan çok ünlüydü. O da videolar falan dolaşıyordu ki hani illa bu videolarla alakası yok arkadaşlar. Bellerin gördüğünüz gibi 95'li Arsenal ilk 11'e yerleşti ve şu an bütün dünyanın gözünde çok iyi bir sağ bek olmalı. İlerliyor arkadaşlar. Çok süratli bir futbolcu. Gerçekten çok iyi bir kart ve ben bu kartın arkadaşlar artı 2 alacağını düşünüp yani artı 2 alıp 76'ya çıkacağını ben size söylüyorum ve garanti veriyorum arkadaşlar. Hector Bellerin %100 upgrade alacak. Bir sonraki isimimiz arkadaşlar Paulo Dybala. Paulo Dybala arkadaşlar bana kalırsa 2 tane upgrade alıp 80 olacak. Daha doğrusu bana kalırsa değil. İnanılmaz bir sezon geçiyor şu an Juventus. Hani hiçbir şey denemeyecek. Juventus şu an 20 maç üstte kazanıyor arkadaşlar. 20 maç tam bilmem ama küsur atmıyorum. 20-21 falan da olabilir ama Juventus harika bir tablo çiziyor şu an arkadaşlar. Dybala bana kalırsa ileride dünyanın en iyi forveti olacak. Neden daha en iyi forveti olacak arkadaşlar? Çünkü çok klas bir yetenek. Hani driblingi falan zaten maçlarını izleyenler görüyor Juventus'un maçlarını. Çok klas bir yetenek arkadaşlar. Paulo Dybala şu an zaten Juventus bu konuda çok şanslı. Paul Pogba Dybala'yı kadrosuna barındırdığı için. Dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar Dybala da artı 2 alıp 80 olacak. Bu da şu demek oluyor. Dybala'nın 80 olan kartı 82 olacak. 81 olan kartı da 83 olacak demek oluyor. Pardon 80'li kart yok da ben bakayım arkadaşlar. Orada bir yanlış bir şey söylediğim gibi geldi. Hemen videoda bir kontrol edelim. Paulo Dybala arkadaşlar görüyorsunuz 80 ve 81'lik kartları var. Bu 83 bu da 82 olacak arkadaşlar. Eğer 2 tane upgrade alırsa bu şekilde yani informu varsa kar edebilirsiniz ama arkadaşlar dediğim gibi informunu hani almak biraz zor şu an bayağı pahalı. O yüzden arkadaşlar kesin bir şey diyemeyeceğim ama tek bildiğim şey Paulo Dybala'nın kesinlikle upgrade alacağı ve bu yüzden arkadaşlar şu anda o 78'lik kartına lütfen ama lütfen fazla para vermeyin. 10K'dan fazla para vermemizi öneriyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar. Geçen sene zaten videonun başında da konuştuk. Harry Kane geçen sene 68'di. Bu oyun 78 artı 20 upgrade aldı arkadaşlar. Bir sene de geçen sene çok inform vardı. Bu sene ne informları var? Hemen arkadaşlar bakalım istiyorsanız Harry Kane'e. Ya Harry Kane gerçekten güzel bir sezon geçiriyor. Hani ben maçlarını izlediğim zaman hani arkadaşlar hani Harry Kane öyle çok göze çarpan hani ekstra bir şeyler yapan biri değil ama tam bir golcü arkadaşlar Harry Kane. Gördüğünüz gibi bu sene zaten 3 tane inform var arkadaşlar. Fazla söze gerek yok. Ben Harry Kane'in de kartının 80'e çıkacağını düşünüyorum ve diğer kartların da artı 2 artı 2 upgrade alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Harry Kane'in informu olan da kesinlikle kar edebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi çok inform olduğu için hani sadece son informla kar edersiniz gibi geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi upgrade alacağını kesin gözüyle bakıyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Manchester United'ın bu seneki transferi Anthony Martial. Bu sene 2 tane inform var arkadaşlar. Ya geldiğinde çok iyi bir yükselişe çıkmıştı ama şu anda United gerçekten çok kötü durumda arkadaşlar. O yüzden hani bir şey diyemiyorum ama ben Martial'in upgrade alacağını düşünüyorum. Bir sonraki isim Shakiri. Shakiri arkadaşlar bu sene Premier League geldi. Inter'den Stoke City'de oynuyor. Bildiğiniz gibi golleri asisti ve golleri vasıtasıyla takımına çok katkı sağlıyor ve aynı zamanda 2 tane informu var ki Shakiri bence arkadaşlar kesinlikle upgrade hak ediyor çünkü hani gerçekten çok iyi performans sergilediği için gerçekten hak ediyor arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar hemen geçiyorum ki arkadaşlar herkese bir yer bulabilelim. Bir sonraki isim arkadaşlar Alex Teixeira. Tabii ki Alex Teixeira konusunda çok yani şu anda bu kadar en emin olmadığım futbolcu Alex Teixeira. Alabilirim alamaz mı? İnanın emin değilim ama 82'lik bir kartı var. 83'e çıkar mı bilemiyorum çünkü 82 bence iyi bir overall bence Shakhtar'da oynamasına rağmen çok iyi bir overall. Dediğim gibi arkadaşlar Alex Teixeira'ya da ben upgrade alacağını düşünüyorum ama dediğim gibi bu kadroya yani emin olmadığım kişilerden bir tanesi. Çok transferi konuşuldu ama şu anda transferi gerçekleşmedi arkadaşlar. Teixeira'nın hala Shakhtar Donetsk kadrosunda ama yazın zaten gideceği artık %100 belli. Bir sonraki isim arkadaşlar Zenit'ten Hulk. Bildiğiniz gibi bu sene 2 tane form var. Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdular. Axel Witsel ve Hulk özellikle arkadaşlar Zenit'in 2 tane yıldızı inanılmaz bir damga vurdular bu sene Şampiyonlar Ligi'ne. Zaten Hulk'un 2 tane inform var. Ben bu oyundaki kartının arkadaşlar artı 1 alarak 85'e çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle bunun da olacağını da düşünüyorum. Bakın zaten göreceğiz hani çıktıkları zaman da bir video çekeceğim ve karşılaştırmasını atacağım arkadaşlar. Hulk da kesinlikle upgrade alacak. Bir sonraki isim arkadaşlar Liga BBVA yani İspanya Ligi'nden Williams arkadaşlar Atletik Bilbao'da oynuyor. Silver olmasına rağmen 93 pace, 72 dribbling, 73 şut, 70 pas ve 81 fiziği var arkadaşlar. Aynı zamanda 4 star skill'i ve 3 star weak foot'u var. Ve 94'te arkadaşlar çok genç bir yetenek. Bu sene bir tane de informu çıktı. Ben arkadaşlar Williams'ın artı 2 alıp 76 olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi arkadaşlar bunlar tamamen benim düşüncem ve Twitter'da okuduklarıma dayanarak bunları size söylüyorum. Hani ben birazcık da bilgi toparlamaya çalıştım bu video için. Diğer isimimiz arkadaşlar Dimitri Payet West Ham United'dan. Dimitri Payet bildiğiniz gibi İslam Bilic'in takımı arkadaşlar 9 kişi defans yapıyor. Bir kişi ileride kontrol atak. MNK'yi de aldılar. Allah sonumuzu hayretsin. Vallahi FIFA'da çok değişik şeyler olacağını düşünüyorum. MNK'de eyvahlar olsun diyorum. Dimitri Payet arkadaşlar bu sene bir tane informu
form var. Oyunda da kartı çok iyi. Fazla söze gerek yok. Bu sene West Ham'da çok iyi bir oyun sergiliyor. Ben arkadaşlar hani bundan Alex Teixeira ve Dimitri Payet konusunda emin değilim ama diğerlerinden %100 eminim. Kevin De Bruyne geçen sene de +2 upgrade almıştı. Bu sene de arkadaşlar +1 alıp 87 olacak ve bütün informların +1 gelecek. Çünkü bu oyunda 3 tane inform var arkadaşlar. Dediğim gibi Kevin De Bruyne kesinlikle bence bu oyunda upgrade almalı. Hani oyunda ben çok sevmiyorum Kevin De Bruyne'yi ama çok seveni var. Dediğim gibi arkadaşlar De Bruyne kesinlikle +1, en az +1 upgrade alacaktır. Bunun garantisini size veriyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Neymar Junior. Eden Hazard'ın 89 olduğu bu FIFA'da hangi beyinsiz o ayarlıyorsa Eden Hazard'ı 89'a, Neymar'ın 88 olması anneye küfür gibi bir şey arkadaşlar. Ben size bu kadar söylüyorum. Kesinlikle Neymar arkadaşlar bana kalırsa en az +2 almak şart yani. Ama şimdi şöyle bir şart, şimdi iyice şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu sene Barcelona çok formda. Zaten bu sene Suarez ve bu Team of the Week'de Suarez ve Messi'nin kartları çıkacak. Bildiğiniz gibi şu anda mesela 91 ya arkadaşlar Neymar'ınki. Neymar 2 tane daha alsa 93. Şu anda Neymar 2-3 tane daha çıkarsa 95-96. Şimdi EA açısından bence +2 çıkarması daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü bu kartı 92, bu kartı 93, bu kartı 99 olacak. He 99 olur mu? İşte işin kıllandıran tarafı orası. Ya bence sırf onun için bile arkadaşlar yükseltmeyebilirler Neymar'ı. Çünkü Messi'yle aynı duruma getireceklerini düşünmüyorum arkadaşlar. Hani +1 falan alır hani 98 olur da 99 olacağını düşünmüyorum ama kesinlikle upgrade alacağını düşünüyorum. Bir sonraki isim arkadaşlar Sinan Gümüş. Bildiğiniz gibi zaten çok fazla söze gerek yok. Şu anda inanılmaz bir performans sergiliyor. Tam arkadaşlar bu winter upgrade'lere yani kışın yapılan upgrade'lere doğru arkadaşlar inanılmaz bir performans sergilemeye başladı. Tam zamanda sergiledi bu iyi performansını ve ben arkadaşlar Sinan Gümüş'ün 70'e çıkacağını düşünüyorum. 70 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çok da hak ediyor. Bu hafta hatta bu 2 haftadır Team of the Week'e nasıl çıkmıyor? İnanın anlamıyorum arkadaşlar. Kesinlikle çıkması lazım bana kalırsa. Sinan Gümüş de arkadaşlar upgrade alacaklardan bir tanesi ve son isim arkadaşlar. Onu şu an Twitter'da gördüğüm için paylaşıyorum. Hemen arkadaşlar Kurt Zuma Chelsea'den. Neden arkadaşlar hemen söyleyeyim neden de olduğunu. Şimdi bu yayın bir etkinliğinde Zuma ve birkaç kişi daha Chelsea önce şey yapıyor ve önlerine kartlarını koymuşlar ve orada Zuma'nın upgrade aldığı gözüküyor arkadaşlar. Bu tamamen benim Twitter'da gördüğüm bir fotoğraf. Ne kadar doğru ne kadar yalan bilen yanlış bilemem ama böyle bir şey olduğunu ben düşünüyorum. Kurt Zuma arkadaşlar zaten 2 tane inform var. 80'e kadar çıktı. Oyun için +3 aldı ki şu anda da 79'a çıkacağını düşünüyorum kartının. Ki hak ediyor da inanılmaz iyi bir kartı var arkadaşlar. Dedim ki bu şekilde upgrade alacak topçular arkadaşlar. Sıraladığım an hiçbir YouTuber'da bu kadar fazla isim görmemişsinizdir. Ben size hepsini bir arada toparlamaya çalıştım. Dediğim gibi burada gördüğünüz kartları almayı düşünüyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen bekleyin. Özellikle pahalı oyuncular için bekleyin ki ucuzacak zaten arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bu kartlardan informunuz varsa elinizden çıkarmayın. Bekleyin ve tam upgrade aldığı zaman basın arkadaşlar. İlk upgrade aldığı gün basın hızlı şekilde pahalıya satın. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve bu akşam saat 6 ya da 5'te bir tane daha videomuz gelecek. Onda da arkadaşlar iyi bir beğeni sayısı bekliyorum. Bu videoda çok iyi bir beğeni sayısı bekliyorum. Bu videodaki hedefim 100 like arkadaşlar. Lütfen videoyu izleyen herkes beğenmeyi unutmasın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve akşam 5'teki veya da 6'daki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.